Selam arkadaşlar, Secdesine hoş geldiniz. Ben Erkan ve kaldığımız yerden yine Emeviler serimizle devam edeceğiz. Braga'yı bir önceki bölümde kaybettik arkadaşlar. Bu bölümde Braga'yı kaybettikten hemen sonra bu bölümde almaya çalışacağız geri. Şimdi bu birimimiz aslında bu ordumuz daha güçlü. Komutan da daha iyi. Bu birimde biraz kayıplar var. Her ne kadar bazı askerlerimiz daha güçlü olsa da kayıplarımız var. O sebepten dolayı onunla saldırmayı düşünmüyorum. Bununla saldıralım diyorum. Şuna bir ilerlesek mi? Az bir şey. Yalnız ben şeyi deneyecektim. Şunu da bir suikast deneyelim. Suikast. Bir denemek istiyorum ya. Yine başarısız oldu. Sen başarısızlık abidesi olmuşsun. Haberimiz yok. Şöyle yaklaş. Şuna da oluyor değil mi? Aynen öyle. Gayet güzel. Ordu mevcudu çok yüksek. Ben buna otomatik de yapabiliriz. Kendimiz de girebiliriz olmazsa. Yani çünkü çok güçlüyüz ya. Yani aslında sizin bir önceki serilerimizden hatırladım. Eğer çok güçlüysek yani otomatik yapalım falan diyorduk ama bu ordu karşımızda büyük bir ordu var. Yani belki diyorum otomatik yapmasak daha mantıklı olabilir. Yani büyük ordu olduğu için ama karşımızda küçük ordu olsaydı belki o anlamda şey yapardık. Her ne kadar bilmiyorum ki ya. Yapalım yapalım. Yapalım. Arada bir savaş güzel oldu. Şimdi şehir savaşı yapacağız. Onların ordu birim çeşitleri bizimkilerden daha gelişmiş. Burada sur olsaydı ben bunu kuşatmaya alır beklerdim ama en mantıklısı çünkü öyle. Mevzilendirelim. Şimdi savunma bölgelerine baktığımız zaman bir burada var, bir burada, bir burada var. 3 tane. Başka da yok kuleler. Neden yok? Çünkü buralardan iç şehre giriş yok. Görüyor musunuz? Yani şuradan var. Bak buralardan şehre giriş yok. Hiçbir yerden yok. Evet. Sur gibi yapmışlar ama surdan daha da iyi hatta. Çünkü oyun icabı ben bu şehri kuşatırken şey yapamıyorum. Kuşatma birimi alamıyorum. Yani gidip de mesela şuradan. Gerçi buradan ama olmuyor değil mi? Zannetmiyorum ya. Hiç denemedim ama hani mesela şuradan birimi sokmaya çalışsam ne bileyim buradan girmeye çalışabilirler mi acaba? Bak, surda burada gedik bile var. Şurada taşlara tırmanın ya. Olmaz mı? Allah Allah. Neyse. Şimdi iki tane orduyla geldiğimiz için bizim merkezi noktamız burası. Başka var mı bir ele geçirecek nokta bilmiyorum ama diğer ordumuz bizim arkamızdan, sol arkamızdan gelecek bu taraftan. Onu mesela şuradan gönderebiliriz. O yüzden biz mesela şey yapabiliriz. Şuradan girebiliriz. Şuradan ve buradan girelim. Burayı boş verelim. Daha sonra buradan gelecek olan ikinci ordu mesela şu birimi yani şu kuleyi ele geçirir. Aslında biliyor musunuz? O birim sadece buradan girse de olur. Eğer çok sıkıntılı bir durum olmazsa ben buradan bir birim gönderirim. Şu kuleyi yıkarız ya da ele geçiririz. Sonrasında kalanlarıyla birlikte buradan gireriz. Ama o durumda mesela buradan da girme şansımız olur. Sokaklar falan belli. Tamam. Biz bir şey yapalım. Ayarlayalım. Şöyle bir dörtlü birimler yapalım. Dörtlü gruplar yapalım. Şöyle fazla geniş tutmayalım bunları. Ctrl G yapalım ki kilitli grup olmasın. Bunları da öğrenmiş oldum. Pardon. Şöyle Ctrl G yapayım. Ama bir dakika. Ha, tamam anladım. Buna şekil verebiliyoruz değil mi? Ben eski sistem, eski oyunlardan kalma bir alışkanlıkla yapıyorum onu da. Kaç tane? 6 mı? Ha, o zaman 3 tanesini seçelim. Üçlü gruplar yapalım o zaman. Ben gruplamayı seviyorum. Neden bilmiyorum ama işimi kolaylaştırıyor gibi hissediyorum çünkü. Daha iyi yöntemler vardır. Ben kısa yolları fazla bilmediğim için alışmakta da zorlanıyorum kısa yollara. O sebepten dolayı böyle oynamayı tercih ediyorum. Şu ikisi böyle bir anlamda sol kanat gibi olsunlar. Şu ikisi de
Bak bu orduyla daha önce de bir savaş yaptık. Şimdi hatırlıyorum. Yine böyle şehir savaşıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika. Tamam bu tamam. O zaman bir okçumuz kaldı geriye. Bir dakika şunları ben birleştirmeyi unuttum galiba. Şuradan komutanı çıkar. Evet okçuyla general kaldı. Bir dakika bunları niye böyle grubu alıp atıyor tekrar? Neyse. Komutanın özelliği ne? Toparlama. Çok güzel bu şey yapıyor. Moral veriyor orduya. Bir tanecik okçumuz var. Şu okçu burada kalsın. Ondan sonra birinci grup. Şu grup. Bu grup buradan girecek. Lan. Neyse. Şöyle. Şu grup da onun arkasında olsun. Niye böyle yapıyorsam bilmiyorum ama seviyorum böyle yapmayı. Tamam. İkinci grupsa buna kısa yollarıyla yapalım. İki. İkinci grup şuradan girecek. Öbürü 3 mü? 4. Pardon. Hatta pardon 5. Niye böyle oldu ki? Ha, tekrar yaptık değil mi? Şunlar da burada. Şunlar ta açıkta bulunsun. Okçu burada. Okçu şuradan ilerleyecek arkadaşlar. Ya aslında biliyor musunuz? Bunu ben yanlış koydum. Bir dakika bir dakika. Şuraya koyacağız bunları. Evet. Buraya koymamız lazım zaten. Tabii yine fazladan adam gelmiş buraya. Okçuyu da getirmiş olduk. Aslında gelsin ya. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil abi. Gelsin. Ya da burada kalsın. Tamam. Şimdi bunların esas olayı aslında neyse böyle dursunlar fark etmez. Bunların esas olayı buradan girmek. Bunların esas olayı buradan girmek. İkisi de burada birleşecekler. Ama bunların bir görevi daha var. Şu binayı halletmek. Tamam. Çok fazla oynattım. Yeter. Hadi başlatalım. Şimdi destek ordusu da gelecek. Bu adamlar neredeler? Allah Allah. Neredeler? Hiç görünmüyorlar ha. Şimdi göründüler. O zaman şu binayı yıkmak o kadar da kolay olmayacak abi. Buradan bunu anlıyoruz yani. Hiç de kolay olmayacak. Şimdi destek ordularımız geliyor. Bizim acelemiz yok. Şimdi yaldır yaldır şey yapmamıza gitmemize gerek yok. Bekleyelim. Ateş yiyor mu bizim birimler? Yok. Tamam. Destek ordusu tamamen gelsin. Evet biliyorum. Düşmanı gördük diyor. Evet gördük. Doğru. Tamam herkes geldi galiba. Geçelim bir destek ordusuna. Onları da ufaktan bakayım gelecek olan var mı başka? Yok galiba. Herkes burada. Şimdi sizi topluca buraya alayım. Şöyle. Oha. Bunu aslında... Oo, ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Nasıl ben seçtim bunları? Nasıl bunları seçtim böyle? Durun lan. Eyvah eyvah. Yanlışlıkla hepsini birden seçmişim. Sadece bunları seçmem lazımdı halbuki. Allah'ım ya. Saçma sapan şeyler oluyor. Tamam siz gelin bakalım böyle. Bunları da gruplandıracağım ama. Mesela şöyle yapayım. Şu ama böyle gruplandırmak da saçma olacak ya. Tamam. Şöyle bunlar da bir grup olsun. Bak bir tane fazla kaldı. Onu şunun içine yerleştirelim. Şunların tamamını bir grup yapıyorum. Çünkü artık kalabalık oldular. Şunları da bir grup. İyi bari. Tamam, bir de atlıyla komutan kaldı. Tamam. Onlar da bir grup yapalım o zaman. Neyse ben buradan artık ufaktan harekete geçeyim diyorum. Gerçi hızlandıralım biraz yaklaşsın bu ordular. Onlar geldikten sonra harekete geçmek daha mantıklı. Şunu ben kapatabiliyor muyum? Niye kapatamıyorum ben bunu? İğnelenmiş birim diyor ama. Sen defol git. Zaten ekranım küçük. Yeter artık. Şimdi bir okçuyu harekete geçirelim. Bak burada komutan var. Ne bu? Muhafız süvarisi. Eyvah eyvah süvari diyor. Ha, yo yo yo. Karışık duruyorlarmış. Tamam. Gel abi. Bir fikrim var benim şimdi. Şimdi şurada bir bina olmadığı için binanın kendisi bu tarafta. O sebepten dolayı okçuyu ben bir
Şu muhafıza ateş ettiğim. Diğer yandan. Diğer yandan şu birimler. Ufaktan ilerlesin. Şuraya doğru gidin bakalım. Siz, oyun hızlı değil mi? Siz üçünüz de aynen gidin bakalım. Şöyle. Şu atlılar birazcık yaklaşsın mı? Yaklaşsın bakalım. Komutan şuralarda takılabilir. Bu ne? Ben bunu unutmuşum. 4 tane mi varmış bu adamlardan? Yok. Sen niye ateş edemiyorsun? Müsaademe modunu kapatalım. Ateş serbest. Sen bunları ateş edeceksin işte ya. Bol bol ateş et. Şunu unuttuk demiştik değil mi? Gel bakayım sen böyle. Ateş etmiyor mu bunlar? Hiçbir şey yapmıyorlar ha. Ateş ediyormuşuz gibi yapıyorlar ama burada bir sıkıntı var. Niye böyle anlamadım. Az bir daha ilerle. Aslında bunların biraz daha önde olmaları işe yarardı. Lan ben hep bunları da seçiyorum değil mi? Tamam, ateş et. Ateş. Ufaktan bunları da yaklaştıralım. Tabii bunlar saçma sapan pozisyonlara girdiler. Ufaktan demiştik ama neyse. Şu iki atlı biraz daha bu tarafa doğru kaysın bakayım. Neyse. Ateş yemeye devam etsinler bakalım. Şu atlılar şöyle bir şekil alsınlar. Bunlar geliyorlar değil mi? Tamam, az kaldı. Sırf onlar gelsinler diye yavaş hareket ediyorum yani. Yoksa artık dalmamız gerekirdi. Bunlar atış yaptılar mı? Düşman generali öldü. Ok atışları işe yaradı. Oo, general birimi kaçıyor. Artık dalalım ya. Sen saçma sapan atışlar yapma bak. Sen yaklaşıp arkadakileri vurmaya çalış. Bunların özelliği ne? Bunlar da şey yapabiliyorlarmış. Tamam, önemli değil. Tenteler. Siz geldiniz. Tamam, güzel geldiniz, iyi geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi sen 7 tane adamı buraya taşıyalım. Bu 8'i, pardon, şu grubu da getirelim buraya. Ya da bir dakika. Buradan girelim. Burası daha güzelmiş. Bunlar şekilleri bozuk ama abuk subuk şekillerle geliyorlar. Ya bunu ayıralım ya. Bence bir tanesi oraya, bir tanesi oraya gitsin. Güzel. Tamam mıdır? Şu grupsa bence buradan gelsin. Siz artık gelin. Şunun bir kısmını ayırıyorum ben. Şunlara saldırsınlar. Şu atlılar gidin bakayım. Ya uzaklaşın şöyle. Şunun da şunu alması lazım. Ne bekliyordun ki oğlum? Allah Allah. Şuraya giriş yapamadık ama yapmayı da düşünmüyorum şu anda. Bu okçu. Sen buraya... Pardon, okçu değil bu. Ne bu? Sen ne işin var burada? Bayağı bir kaçan var. Sen şuna bir atış yapsana bakayım. Bu toplama erler. Bir dakika. Şunları ben... Bak şimdi sen şuna bir dalacaksın. Peşinden destek geliyor. Hiç merak etme. Ne diyorsun oğlum? Öyle şey olur mu? Ağaç yandı galiba değil mi? Ya çok komik ya. Sen buradan girme abi. Siz böyle gidin.
Heh, tamam. Şunu açıkta yakalıyoruz. Hadi dalın ona. Tamam. Herkes mi oradan giriyor? Aa, okçu. Pardon. Hemen şuna dal. Tamam, sen de içeri girebilirsin. Şu atlıları ne yapsak acaba ya? Şuradan bir birim. Aa bak, güçlü birimler burada. Tamam. Bizim bir atlı grubumuz var şurada. Şunlar içeri girebilsen. Ha, şuradan gir bakalım. Gir bakayım. Bak bunu, bunları birleştirmem lazımdı. Ya hayır, atlılar değil. Atlılar değil. Hızlı. Ha, bunlar halletmişler bunu. Ben de buna destek gideyim diyordum. Tamam, siz arkadan buna dalın. Zaten o kadar kalabalık ki. Hiçbir şey değil yani. Şu iki atlı. Oha, üçüncü hızda oynuyormuşum. Şu an fark ettim. Oluyormuş demek ki. Yok, bunlara gerek yok. Sadece şu grup buna saldırsın. Kalan ilerleyebilir. Ama bayağı kalabalık geldik. Moralleri çabuk bozuldu o zaman. Zafer bitti. Ben oyunu bitireyim, daha iyi ya. Muharebe sonlandır. Çok iyi değildi ama kalabalık olduğumuzda moralleri zaten kötüydü. O yüzden bir de generalleri en başta ölünce iyi oldu. Generallerin baştan öldürmek en başarılı bir hareket oldu. Tamam. Adamlar yok oldu böylece. Asturias artık tarihe gömüldü. Tamam. Olay bitmiştir. Hem bu yetenek kazandı. Ben buradan açıyorum ikisini de. Dürüstlüğü. Ha, iki tane almış zaten. Buranın dürüstlüğe ihtiyacı yoktu aslında ama bence o bulunsun. Ha, bulunsun ya. Rahat 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 işimizi görelim ya. Sıkıntı yaşatmasın bize. Şimdi bu elemana yetenek verelim. Bu elemana birazcık şey verelim. Şu muydu? Sefer menzili. Şu mu? Otorite. Yok, bunlar değil. Birlik tecrübesini vermişim zaten iki tane. Daha fazlasını veremeyiz. Savaş morali. Sefer menzili hareket kabiliyeti. Bence bu daha iyi ya. Bu bir. Hadi bu da olsun. İki. Tamamdır. Bu ordu da güzel destek olmuş oldu buraya. Ama bunun asıl birazcık daha fazla morale ihtiyacı var. Bunu dinlenme moduna sokacağız. Bu ilerleyemiyor buradan. Braga'yı geri aldık ama abi burayı ben ne zamandan beri böyle tutuyorum? Bunlar alır almaz hemen bozdular mı burayı? Neyse, hepsini tamir edeceğiz mecburen. Tamam. Para 3000. Şimdi bunu da yapalım ve bakayım süreye. Ha, iyi, zaten fazla bir zaman kalmamış ama bunu bayağı mahvetmişiz abi. Bu olayı çok seviyorum ya. Çok seviyorum. Rome 2 Total War'da böyle değildi. Bekledikçe dışarıdaki şu ordu da sürekli hasar görüyordu. Ha, biraz hasar görmesinin mantıklı ama içerideki kadar hasar görmemesi lazım yani. Dışarıdasın abi, istediğin kadar tedarik yapabilirsin, malzeme bir yerlerden, gıda olsun, ne ihtiyacın varsa ihtiyaçlarını karşılayabilirsin, dışarıdasın çünkü. Ama içerideki ne yapacak? Kuşatma altında. Gıdası bittiği zaman hiçbir şey yapamayacak. Neyse, dengeli saldıralım. Tamam. Biraz yavaş mı ilerliyor? Tamam. Oba, Leon'u da almış olduk. Leon'u da işgal ediyorum. Her zaman işgal abi. Her zaman işgal. Bu komutanın yeteneği mi? Evet, komutanın yeteneği. Şimdi komutan şunu alalım. Bir de iki alalım. Otorite, azim, sonra buraya gideriz diye düşünüyorum. Ha, bunlar sırayla mı devreye giriyor? Ay, onları değiştirdik ama yavaş yavaş devreye girecek. Hemen değil yani. Tamam, olay bitti. Savaş mamaş kalmadı abi. Şimdi isyan durumlarına bakacağız. Bir de teknoloji koymamız lazım. Teknoloji şunu mu koyayım? Bu önemli ama şuna... Gerçi bir dakika, şu an savaşı bitirdik. Bir süre böyle barışta takılırız, az bir miktar. O zamana kadar bence teknolojiyi sivil teknolojiden ilerletelim. Az bir şey. Az bir şey daha ilerletelim. Ondan sonra
şey yaparız. Bu suikastçı orduları şey yapabiliyor değil mi? Meraktan sadece ürettim aslında isterseniz. Şuraya bir gelsin mi? Bakayım burada. Burası düşman sayılır bize göre. Niye gelemiyor? Ha, zaten menzil sınırı. Ha, bir dakika. Baksana Pampalona ordusu. Pampalona dükalığı mı? Bir dakika. Bunlar Hristiyanmış. Ya benim için çok fark eder. Pampalona dükalığı. Evet. Nereden anlarım? He, Hristiyan. Zaragoza. Vay anasını, Zaragoza'ya bak. Biraz dağınık ama baya bir yer ele geçirmiş ya adamlar. Barcelona tayfası, Zaragoza tayfası. İki tane Müslüman devlet daha var. Bir biz varız. Bir de bu ikisi var. Başka da yok. Bu dükalık zaten. Pampalona dükalığına biz savaş açabiliriz o zaman abi. Keşke bu dinlerine göre bir şey olsaydı. Şurada bir işaret falan olsaydı. Yani her birine tıklayıp buradan bakmam gerekmese daha iyi olurdu bence. Sicilya boyu mesela. Bak bunlar da Hristiyan. Hristiyan olmayan yok zaten yani şeydi. Bu bölgedeki ufak tefek devletler dışında. Size bir şey diyeyim mi? Bence buraları Pampalona ele geçirsin. Sonra biz Pampalona'ya savaş açar. Oraları biz kendi adımıza ele geçirmiş oluruz. Barcelona tayfasının ben şey yapmasını beklerdim. İsterdim daha doğrusu. Burayı ele geçirsin. Palma'yı. Barcelona kimseyle savaşı var mı? Frank krallığıyla savaşı varmış ya. Provence dükalığıyla savaşı var. Zannedersem buralardan toprak almıştı ama kaybetti. Ama zor yani. Frank krallığı abi boş mu ya? Baksana devasa bir bölge. Devasa bölge ya. 34-35 tane toprağı var. Zaragoza'nın 6 toprağı var. Bizimkini niye yazmıyor? Şurada yazsa ya. Güç sıralaması 10 diyor mesela Zaragoza için. Zorba. Biz sadık ve büyüleyiciymişiz. Güçlü imparatorluklara hayran. Peki Frank krallığı için ne diyor? Dar kafalı, aç gözlü, tetikte. Savaşa girmeye daha az meyilli. Armağanlar anlaşmayla birlikte sunulduğunda çok daha yüksek azami bonus sağlar. Ha, aç gözlü. Ha, bakayım bir dakika. Şu herifler ne yapıyor? Tetikte. Bu iyi değil. Yani daha sonra bir bonus gelmiyor. Bakayım süreye 22 dakika. Tamam. Pampalona o zaman abi burası bak şimdi. Şuradan geliyorlar. Burayı almıyorlar. Direkt buraya saldırıyorlar. Adamlar çakal. Yalnız orduları da az değilmiş. Kalabalık gelmişler. Şu neydi? Frank Krallığı değil mi burası? Evet, Frank Krallığı. Pampalona'ya ait olan yer burası. Ben şu casusumuzu geri mi çağırsam? Yok, buraları güzel keşfediyordun sen ya. Bak burası Zaragoza'ya ait değil miydi ya? Pardon, Barcelona tayfasına. Şu dar geçitten geçip bak dar geçitler yapmışlar ya. Çok güzel olmuş hakikaten ya. Çok güzel olmuş. Ben Attila'nın normal versiyonunu oynamadım. Yani Attila'yla bu güruh versiyonunu oynamadım. Sadece bu ilk oyunum zaten. O yüzden hani bunları yeni yeni görüyorum ben. Bunlar iyileşiyorlar. Benim şu ordu muydu? Yok bu değil. Şunun biraz şey yapması lazım. Kendine gelmesi lazım. O nereye göndersem. Bence bunu savaştan yani bir dahaki turumuzda batıya kaydıralım. Batı diyorum pardon. Doğuya kaydıralım. Mesela Guadalajara'ya gönderelim. Ondan sonra ne yapalım? Guadalajara'ya gönderelim. Orada beklesin. Daha sonra mesela şurası düşerse Zaragoza'nın elinden çıkarsa bu şehir oraya gider alırız bununla. Diğer bir orduyu Valadolid'e gönderelim. Aynı şey bunun için geçerli. Buraya saldırma amaçlı. Bu ordu zaten orada bekliyor. Şu anda artık doğuda sıkıntımız yok. Pardon. Hep yanlış söylüyorum. Batıda sıkıntımız yok. Bütün orduları doğuya kaydıracağız. Batıyı güvenceye aldık. Ama tabii denizden adamlar gelip de buradan çıkarma yapıp buraya saldırabilir. O da artık bir şey olur. Yani geldiklerini görürsek eğer mesela şuralarda görürüz. O zaman harekete geçeriz. Bir şeyler yaparız ama şu anda bir ordunun tamamını burada bekletmenin bir anlamı yok bence.
Zaten çok fazla ordumuz yok. Neyse. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümde tekrar devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah.